Ne kadar sürecek bu iş? Epey sürer. Gelin başı yapılacak, duak takılacak daha, oho. Akşam olsa bir an önce. Canım. Gelmeden salona da bakarım bir daha. Bak bak, bir aksilik olmasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada mı çalışacaksınız? Olabilir. Bizden istediğiniz bir şey var mı? Sıcak su. Banyodan alabilirsiniz. Tamam. Başlayalım mı hemen? Duanız nerede? Sahi nereye sakladın? Dolapta. Getireyim hemen. Peki. Bitmiş halini görmedim. Bakayım. Götür hadi. Seni kızdırmak istemiyorum ama güzel değil mi? Allah aşkına söyle. O gün de söylemiştim. Çok güzel hem de. Bence de. Kapmış işi bücür. Kendi gelinliğinde kendi diker artık. Belki de dikmiş hazırlamıştır. Kim bilir. Bekliyordur dolapta öyle. Giyemesin inşallah. Ferhunde yapma Allah aşkına. Böyle bir günde benim evimde intizar etme kimseye. Ona söylenecek çok laf var ama. Hadi üzmeyelim gelin hanımı. Ay bu da öf. Kim? Mithat Bey. Efendim Mithat Bey. Efendim saygılar. Tatil günü rahatsız etmiyorum inşallah. Rica ederim buyurun. Müsaitseniz siz lütfedip bana buyursanız mümkün mü acaba? Efendim anlamadım. Bu havada benim bahçeme doyum olmuyor biliyor musunuz? Çiçekler mis gibi kokuyor. Kuşlar coşmuş şakıyorlar. Kedicikler var küçük küçük oradan oraya koşuyorlar. Lütfederseniz hepsinin neşesine neşe katılacak. Tabii benim de. Teşekkür ederim ama imkanı yok gelemem. Neden? Bahsetmiştim ya size arkadaşım evleniyor. Oo öyle mi? Bugün mü? Hay Allah. Kısmet işte. Allah mesut etsin benden de selam söyleyin. Söylerim. Size bugünlerde birini yollayacağım ekspertiz için. Siz hiç gelmeyeceksiniz yani. Ben de gelirim. Niye gelmeyeyim ama önce çocuklar baksın. Evin uygun olduğu bir gün haber verin bize. Üst kattakileri de rahatsız etmeden yapsınlar işlerini. Aslında bugün yollayabilirsiniz. Bizimkiler, yani üst kattakiler ada pazarına gidiyorlar. Kızlarının yanına. Ya. Evet. Ev müsait yani. Gelsinler yapsınlar ekspertizlerini. Hepsi mi? Bilmiyorum artık kaç kişi yollarsanız. Hayır yani üst kattakilerin hepsi mi gidiyor? Evet evet. Bir karı, bir koca, bir de çocuk zaten. Komşuların arabasıyla gidiyorlar. Ben de onun için rahat rahat misafir çağırayım diyordum. Mangal yaparım bahçede. Ne zaman gidiyorlar? Hazırlanıyorlar işte, birazdan giderler. Niye sordunuz? Çocuklar bugün izinli ama ben bir yere kaçıp gelebilirim zannediyorum. Ne diyorsunuz? Ama biri varsa gelemem. Çünkü bütün odaları girip çıkacağım rahatsız olurlar. Tabii tabii haklısınız. Emin olun hepsi gidiyor. Ne zaman dönerler? Bilmem akşama herhalde. Niye sordunuz? O kadar uzun sürmez zaten. Merak etmeyin vaktinizi alma. Siz benim vaktimi alır mısınız lütfen? Saatlerimi alın. Bekliyorum o zaman. Gittikleri zaman bir alo deyin. Hay hay. Beni bahtiyar ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum efendim. Arayın ama. Tabii tabii. Görüşürüz. Üstümden kolay çıkacak bir şey giymem lazım. Unuttum telaştan. Makyöz de geldi. Önce makyajım yapılacak. Ne oldu? Mithat Bey beni eve davet ediyor. Yo Ferhunde sakın yapma. Ne var canım? Onlar evde olmayacak.
Fikret'e gidiyorlarmış hepsi. Delirdin mi? Ne işin var orada? Allah Allah ya. Sen iyice tuhaflaştın. Son halini çok merak ediyorum. Gideyim, hem ekspertizini de yapacağım. Bahaneye bak. Başını derde sokmadan duramıyorsun sen vallahi. Rahat edemiyorsun. Gideyim, yazık. Çok candan çağırıyor. Ben sana ne diyeyim? Böyle bir günde beni bırakıp oraya gidiyorsun. İnanmıyorum. Çok kalmam. Bir saatliğine gider gelirim hemen. Meraktan çatlıyorsun, değil mi? Evet, inkar etmiyorum. Nasılsa beni dinlemeyeceksin. İyi, git bari. Ne yapayım? Git de çabuk gel. Daha buradayım. Onlar giderken haber verecek. Dikkatli ol ama, ne olur. Böyle bir günde tatsızlık çıkmasın. Çıkarsa da bana yansıtma. Çok rica edeceğim. Merak etme. Ne yaptın Erkan? Konuştun mu eniştenle? Ondan da hayır yok beyoğlu. Daha ben ağzımı açmadan... Adam bir başladı borçlarından dert yanmaya. Hani cebimde para olsa çıkarıp vereceğim yani, o kadar. Hay Allah. Son ümidimiz de bitti desene. Babam arabayı satacak işte. Bir o var. Ne verirler ki babanın arabasını? İşçilere olan borcumuzu bile karşılamaz. Bankadan kredi alabilseydik kurtarırdık ama. İkimiz de bankaların kara listesindeyiz. Harç bitti, yapı paydos o zaman beyoğlu. Buraya kadarmış. Neredesin sen şimdi? İnşaata gidiyorum. İşçiler para bekliyor. Bir yalan uydurayım da haftaya kadar oyalayayım işteyse. Sonra da eve gidip yatacağım. Ben gelene kadar ayrılma bir yere. Kalan malzemeyi hırsızlara kaptırmayalım bari. İyi. Geç kalma bari, tamam? Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Sen niye bizimle gelmiyorsun? İnşaata gideceğim. İşim var benim. Ben hazırım. Pişti mi senin poğaçalar? Pişti pişti. Bir paket yapacağım hemen. Şevket? Doğru dürüst konuşamadık oğlum. Nasıl gidiyor? Nasıl olsun? İyi işte. Merak ediyorum. Bir ara gelip bakacağım inşaata. Beklerim. Hatta annenle geliriz. Değil mi Ayriye? Gidelim bakalım. Oğlumuz ne yapmış bugüne kadar görelim. İneyim ben, hazırlayayım yiyecekleri. Gidelim bir an önce. Hadi, yolcu yolunda gerek. Kıyafetim nasıl abi? Çok şık. Teşekkür ederim. Cimcime. Canım.